Türkiye'de koronavirüse yoluxanların sayı 1500 ötüb. Ölənlərin sayı isə 37 nəfərə yüksəlib. Türkiye'nin Galatasaray Futbol Klubunun baş məşqçi Fatih Terim də koronavirüse yoluxanlar sırasındadır. Türkiye'de yaşanan vəziyyətlə bağlı ən son məlumatı CBC-yə TRT'nin Bakıdakı sabiq təmsilçisi kanalın əməkdaşı Ali Doğan çatıracaq. Xoş gördük Ali Bey, buyurun söz sizindir. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Evet, koronavirüs Türkiye'de ilk olarak 10 Mart tarihinde görüldü. Bunun üzerine bizim Sıhhiye Nazırlığı bir toplantı yaparak bir operasyon merkezi oluşturdu. Sonra da 10 Ocak'ta koronavirüsle mücadeleyi yürütecek bir bilim kurulu oluşturdu. Bu bilim kurulunun toplantılarından sonra Türkiye'de ne yapılacak? Bilim kurulunun tavsiyesine göre bizim nazırlıklar bunun tedbirlerini yürütmeye başladı. 20 Ocak'ta koronavirüsün ilk görüldüğü Kitay'ın Wuhan şehrindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Türkiye'ye tahliye edilme kararı alındı. Ali Bey, artık bir neçə gündür sağlıklı şekilde devam edin. Evet, ondan sonra biz vatandaşları Türkiye'ye tahliye ettikten sonra bizim Serhat'taki sınırları teker teker kapatmaya başladık. Şu anda Türkiye'deki sınırların hepsi yolcu trafiğine kapalı. Sadece ticari olarak gelen uluslararası nakliye şirketlerinin araçları Türkiye'ye girebiliyor. Hava yolunun tamamını kapattık. Türkiye'ye sadece Katar, ABD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan uçaklar gelebiliyor. Onun dışında Türkiye'den çıkış ve Türkiye'ye giriş yasak. Türkiye'nin içinde cemaatin koronavirüse yakalanmasını engellemek üzere ciddi tedbirler görülüyor. Öncelikle 65 yaşından büyüklerin evinden dışarı çıkması yasaklandı. Sizin de malumunuz olduğu üzere bütün spor müsabakalarının tamamı ertelendi. Mescitler bağlandı. Alışveriş merkezlerinin hemen hemen tamamı kapandı. Ayrıca okullar Türkiye'de hem ilk mektepler hem üniversiteler tamamı eğitime ara verdi. Daha ne zaman olacağı belli değil. Biliyorsunuz en son bizim Sıhhiye Nazırlığı her gün akşam malumat vererek Türkiye'de ne kadar vakaya rastlandığı, ne kadar can kaybı olduğu açıklanıyor. En son rakamımız Türkiye'de 37 kişi bu koronavirüsten hayatını kaybetti. 1529 da vaka tespit edildi. Şimdi asıl Türkiye'deki en büyük problemlerden biri bu vakanın tespit edileceği kitin sayısının yetersiz olmasıydı. Bunun için de Çin'den gene Kitay'dan anlaşma yapıldı ve dün Türkiye'ye 2 milyon tane kit getirildi. Şimdi bu kitlerle Türkiye'de bu hastalığa yakalananların sayısı daha net tespit edilecek ve tedbirler ona göre görülecek. Ali Bey, artık bir neçə gündür ki Türkiye'de yaşlı insanların evde bayra çıkmasına qadağa koyulub. Buna necə? Əməl edilir mi? Türkiye'de bu qadağana riayet edenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Ama tabi riayet etmeyenler de fazla. Şimdi bu salgının, koronavirüsün ciddiyetini hala bizim cemaatte idrak edemeyen insanlar var. Bu çok ciddi bir salgın. Tedbirlerimizi tam cemaat olarak alabilirsek ülkeye yayılmasını engelleriz. Onun için Türkiye'de hem biz TRT olarak hem bizim özel televizyonlarımız, medya ve devlet yetkililerimiz cemaate bu işin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Eğer biz bu işin ciddiyetinin şuuruna varır isek
Kolayca atlatırız. Bunun için de Türkiye'de belli bir bilinç oluşmak üzere. Teşekkür ederim Ali Bey. Çok sağ olun, minnettarım.